geliyor, kurt geliyor. Sırf sondaki güzel bitirişimden dolayı bir tane daha like atarım. Arkadaşlar, Ceza söyledi, senin sesini duymadık mı? Sesim kapalı mıydı, alo? Kavun'un mesleğine neden bir beat oldu? Aa, Kavun'un şarkısını açacaktım ben size. Kapanış şarkısı yaparız. Ruhi Çenet'i izleyelim, izleyelim. Ruhi Çenet abimiz yıllar sonra video yapmış. Bir de ben geç keşfettim. Ay, geç keşfettim. Yani bayağı önceden hiç bilmiyordum. Şimdi eski videolarını hep izliyorum. Ya Clayt, ama ben izlemedim. Vallahi izlemek istiyorum. Artı 70 derece neresi? Gitmek, bakmak istiyorum. En azından mutlu olurum. Mesela şu an çok sıcakladım. Önümde tam olarak şu boyutta bir ventilatör var ve hiçbir iş etmiyor. Yani Berin gelse yanımda üf diye üflese daha çok serinlerim. Öyle bir hava ortamındayım. Benden daha kötüleri de varmış diye şey yaparım. Şuhi Renet izledi tüm Twitch. Abi bir durun ya. Ya işe gidiyorum işte, yetişemiyorum. Bir durun ya. Hemen izliyor herkes de. Tamam, birazcık geçe geçe izleriz. Yapacak bir şey yok. Ben vallahi kendim şahsi olarak merak ediyorum. Tahammülünün ötesindeki kavurucu sıcaklıklar ve su gibi kaynakların yetersiz kalması nedeniyle çoğu kısmına erişilemeyen gezegendeki en sıcak noktaya, Lut Çölü'ne doğru yola çıktık. En derinine doğru ilerleyerek etap etap çoğu bölgesini keşfedeceğiz. NASA'nın Aqua uydusuna kurulmuş orta çözünürlüklü görüntüleme spektroradyometresi 2005 yılında dünyanın en sıcak kara yüzeyinin Lut Çölü nerede diye tam ona bakıyordum ki söylüyormuş, İran'daymış Lut Çölü, ben bilmiyordum. Çölünde olduğunu ve yüzeyindeki sıcaklığın 70.7 santigrat dereceye ulaştığını kaydetti. İran'ın güneydoğusunda yer alan Lut Çölü'nün en kuzeyinden en güneyine olan uzaklığı 480 kilometre, en batısından en doğusuna olan uzaklığı 100 kilometre kare olan uçsuz bucaksız bu tuz çölünde birçok esrarengiz nokta bulunmakta. Uzaydan 70.7 santigrat derecenin ölçüldüğü gezegenin en sıcak noktası olan Gandon Beryan gibi. Yüzeyinde hiçbir şekilde canlı bulundurmadığı iddia edilen volkanik koyu kayalarla kaplı geniş bir plato. NASA o noktada... Oğlum burada zevkli de değil ki. Çöl hani böyle bir kum olur, şey olur. Birkaç yıl boyunca mı? Rekor yüzey sıcaklık... Nesin üstteki mesajı okuma. Holocaust nakaratını tek nefeste söylesin, abone oluyorum. Tamam can, bekle. Birazdan söyleyeceğim, bekle. ...ölçümlerine devam etti. Gezegenin adeta güneş tarafından pişirildiği bu cehenneminde daha önce hiçbir yerde görmediğimiz görüntüleri kayda alacağız. İlk durağımız çölün batısında bir vahaya kurulmuş olan son kasaba Şehtat'ta yüksek rakım sayesinde hayat normal seyrediyor. Burada hava sıcaklıkları yaklaşık 37 santigrat derece. Normal. Daha çok yolumuz var. Yüzlerce kilometre gideceğiz ve hava daha da ısınacak. Çöle girmeden önce artık bir harabeye dönmüş, yüzlerce yıllık Şafii Abad kervansarayını görüyoruz. In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shema in the water. Birinci yılımız kutlu olsun, Karaman hoş geldin. Put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. If we get lost or if something happened to us, there is a backup company which is following our GPS and our track. And if something happened to us. Kabul edilmekte. Genellikle yılda 30 milimetreden az yağış alır. Az miktarda yağan su da çevresindeki dağlardan kısa süreliğine aşağı akar ve çok geçmeden buharlaşıp yok olur. Kavurucu sıcaklığında birçok kurumuş tuzlu göl bulunmakta. Maalesef bazı göçmen kuşları bu coğrafyadan uçarken sığınabilecek... O zaman buharlaştığı için bir tek tuzu mu kalmış? Biri herhangi bir gölge bulamıyorlar ve bir hata yapıyorlar. Bu tuzlu göllere gelip su içiyorlar ve bu hatanın bedelini canlarıyla ödüyorlar. Bu gösteriyor ki doğanın hiçbir şeye karşı merhameti yok. Ne tür kuş olduğunu bilmiyorum. Tanınabilir bir hali kalmamış. Hadi gidelim. Çöl içinde ilerleyebilmek için arabaların lastiklerinin basınçlarını düşürüyoruz. Engebeli arazinin şartları altında patlamamalılar. Daha yolun başındayız. Burada bir toprak sıcaklığını ölçelim. Ha, basıncı düşürüyor. Tekerlek yumuşak olsun ki engebeli şeylerden geçerken böyle tam basınç olmasın. 63.7 santigrat derece. Birkaç yüz kilometre sonra neler olacak hiç bilmiyorum. Şu an gölgenin 45 derece olduğunu görüyorsunuz. Daha günün erken saatlerindeyiz.
I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Çölün kalbine doğru 2 saatlik zorlu bir seyahatten sonra merkez noktasına yaklaştık. Burası Lu Çölü'ndeki en düşük rakımlardan birine sahip ve ikinci en sıcak noktası. Artık bu noktadan sonra dışarıda 2 dakikadan fazla kalacaksak, ellerimiz dahil vücudumuzun hiçbir yeri açıkta olmamalı. Saat 12.00 civarında araçtan iner... Nasıl hiçbir yeri açık olmamalı ya? Bilmez ilk yaptığımız yeryüzü sıcaklığını ölçmek oldu. Kızılötesiyle çalışan termometremiz yer yer 66.9, 66.3, 68.2 santigrat derece değerlerini gösterdi. Sadece 2 dakikalık bir lazer termometresi ölçümü sonrasında yüksek sıcaklıktan dolayı cihaz hata mesajı veriyor. Daldırmalı termometremiz ise ölçüm yaptığımız noktada 69.6 santigrat dereceyi gösteriyor. Kuma saplanıp kalma ihtimalimizden ötürü rehberimiz endişe içinde hızla araçtan iniyor. Nasıl kuma saplanma? Ben anlamadım. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Ha, araçla saplan. Şimdi anladım gençler. Çölün merkezine ilerlerken şartlar zorlaşıyor. Orada bizi daha önce hiçbir yerde görmediğimiz kalıplar bekliyor. We need to be very careful near the sandstone because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. Nefes almak zor, yutkunmak zor. Ağzımda su kalmadı. Wow! Ölçüm yap- Ağzı kurumuş adamın, beyaz beyaz buraları gördünüz mü? Yapmak için buradayız. Termometrenin kırmızı şeridinin üst tarafı bu tarafa yapıştı kaldı. Ölçüm yapamıyoruz. 50 dereceyi aştığını gösteriyor. Bu içerik de 65 tane ölçerle gitmiş. Adam ne yapsın, video için gitmiş mecbur. Burada yine lazerli termometremiz var. Bu zaten hiç çalışmıyor buraya geldiğimizde. 69 derece ölçtü birkaç defa. Şimdi error veriyor. Bu daldırmalı bir termometre. 52 santigrat derecelik bir sıcaklık var burada. Rehberimiz daha çok gideceğimizi söylüyor. Ama burası bile bizim nefes almamıza imkan vermeyen bir coğrafya. Oğlum, çok zor ya gerçekten. Pencereyi açtıktan sonra yüzümüze çarpan hava adeta saç kurutma makinesi gibi. Biraz... Ay en sevmediğim şey, anlatayım mı? Hava sıcakken rüzgar olması böyle. Hani şey sıcak rüzgar ama Meltem böyle serinletici değil. Yüzüne sıcak sıcak o kuru rüzgar böyle çarpar ya, Antalya'da çok oluyor. Bazen nem olmuyor, kuru sıcak oluyor. O daha da kötü işte. Biraz serinlemek istediğimiz için açtık ama böylesi daha kötü. Zemin bir ocağın üstündeki tava gibi. Ambiyans ise bir fırın. İnsanın gerçekten bunaldığı nokta bu olmalı. Sıcak hava adeta boğazımızı sarıyor. Hava sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı farklı kavramlardır. Yüzey sıcaklığı güneşi emen kuma ait değerleri gösterirken, hava sıcaklığı kumdan en az 1,5 metre yükseklikteki havadaki değerleri işaret eder ve genellikle yüzey sıcaklığı hava sıcaklığından fazla olur. Hadi Baysa. Evet, gir lastik. Lastik patlamış. Because of this rock. Allah Allah. Ayakkabı vermişsin sen. Evet. Zaten çok sıcaktı. Arkadaş. Sıcaktan mı öyle olmuş acaba? Arkadaşımızın ayakkabısı eridi yere basmaktan. Şu tabanı çıktı. Yer zaten yaklaşık 70 derece. Şu an en sıcak yerinde değiliz. Sularımızı sakladığımız buzlu dolaplarda, çekim yapmadığımız sıralarda kameralarımızı da yüksek sıcaklıklardan koruyoruz. Aksi halde sürekli kapanıyorlar. Gitti. Telefonlarımız da zaman zaman kullanılamaz hale geliyor. Tabii canım, ben Antalya'da plaja gittiğimde bile telefonu bırakıyorum şezlongun üstüne. Bir geliyorum, telefon diyor çok sıcak, lütfen bir şeyler diyor. Karaman, ben dalga mı geçiyorum, soğuktan olmuş Nesrin. My phone doesn't work. Her an sırtında taşıdığım 2 litrelik su çantasını tekrar tekrar doldurup su içsem de susuzluğumu durduramıyorum. Şu an saat 2:15 geçiyor. Burada iyi detoks yapılır ha. Ben buraya bir gittim mi vücudumdaki tüm suyu koyar gelirim. Uçsuz bucak. Milimetreye kadar düşen rakımıyla en alçak bölgesi çıkan ve onlarca kilometre boyunca sıra sıra görülen kalıt yapılarını oluşturur. Bölge aynı zamanda yükseklikleri 75 metreyi bulan yardanklar, paralel sırtlar ve diğer jeoiklimsel oluşumları da kapsar. Rüzgar burada artsa da kum adeta sıcaktan kavruluyor. Böyle durmakta bile zorlanıyorum çünkü yerden gelen sıcaklık ayağımı yakıyor. Yüksek topuklu bir ayakkabı giyiyor olmama rağmen bu sıcaklığı hissedebiliyorum. Sıcaklık ölçümleri gölge alanlarda yapılıyor. Bir de abi
şey de zor bak. Şunu anlayalım. Bu gerçekten çok zor bir çekim olmuş. Helal olsun. Bu sıcakta işte tripodu kameraya bağla, onu şuraya bağla falan. Bu çekimi bu bir de profesyonel yapıyorlar. Benim gibi elini alıp da böyle sallaya sallaya da çekmiyor videoyu yani ya. Onunla uğraşmak normalde bile zor. Bir de bu sıcakta uğraşmış. Ekibe helal olsun. Cidden meteoroloji istasyonları bile tarafından. Burada çalışan bir meteoroloji istasyonu yok. Biz gayri resmi bir şekilde bu ölçümü yapacağız. Hem gölgeyi oluşturacağız. Bir saat önce güneş altında gördüğümüz 52 dereceyi gölgede hızlı esen rüzgarların olduğu kalıpların yanında göremedik. Şu an sıcaklığın 47.3 olduğunu görüyorsunuz. Ancak masum esen rüzgarlar günün ilerleyen saatlerinde kum fırtınalarına dönüşebilir. Can ya. Dudak çatlamaları... Can ders çalışacağım diyorsun, beni noktamdan vurdun. Demiş ki Can, abla hadi gözünü seveyim şu holokost nakaratını söyle abone olayım ders çalışacağım. Ya Can ya, videonun yarıda bırakıp holokost mu söyleyeyim şimdi, videoya mola mı verelim? Konu abone olmak da değil, challenge'ları severim, abone olmasan da olur. Bir de holokostu söylemeyi de çok severim ama ders çalışacağım deyince şimdi üzüldüm. Söyleyeceğim. Sen abone olma. Git daha sonra kliplerden izlersin. ...ları oluşturması ve susuzluğu arttırması da cabası. Kumdan geri yansıyan güneş ışınları ise görme zorluğunu arttırıyor. Böyle daha kötüymüş. Allah sanki kör Allah gibi hissediyorum kendimi. O kadar çok ışık var ki. Gözlükler çok ciddi ihtiyaçlar. Ben de diyorum bu gözlüğü niye takıyor bu adam? Sus, gerçekten etrafı görmek mümkün değil. Kum fırtınasına karşı da kenarlardan koruyorum. Ama en sıcak nokta burası değil. En sıcak noktaya henüz gelmedik. Orada her bir derecede dayanma... Burada var ya, iyi Coca-Cola sponsorluğu gidermiş daha ha. Yüksek olduğunu... Metal objeleri tutmak imkansızlaşır ve bazı objeler eriyebilir. Sıcaklığın 50'den 51'e çıkması zorlar. Saatler ilerledikçe rüzgar şiddetini artırıyor. Bunlar biraz gece çıkabilecek bir kum fırtınasının habercisi. Manzara kırmızı bulutların altında karardıktan sonra denizin kükremesine benzer bir ses kaplar her yeri. Endişe dolu saatler boyunca çaresizlik içinde yere uzanır, hareketsizce yatarsınız. İşte bu bir kum fırtınası olabilir. Gölgenin serinliğinde bir nebze nefes alıyoruz. Şimdi yemekleri kumda ısıtacağız. Oha! Yerden yükselen 70... Allah aşkına, klasik Türklerin yaptığı, Adanalıların yaptığı yumurta testini yapsalarmış. Kaldırma yumurta atıyorlar ya, pişiyor yumurta. Santigrat derecelik sıcaklık yemeğimizi hazır hale getiriyor. That reduces the temperature of your body. Eka. Gölgede dinleniyoruz saat. Nasıl 3... yavurma şekerli şekerli yakar. Civarı. Enerji falan kalmadı. Güneş bütün enerjimizi adeta çekiyor. Hurma sebzelerinden yöresel bir Miran yemini yiyoruz. Daha önce insanoğlunun belki de adım atmadığı bir zemine basıyorum. İlginç bir his. Çölün bu derinlikleri çok ziyaret edilmiyor. Belki çok az kişi tarafından ziyaret edilebiliyor. Bir kalutun yanındayız. Duvarlarını göreceğiz. Bakın nasıl oluşmuş. Nasıl oluşmuş? Çok sert, kocaman bir parça. Kamp alanımıza geri dönmek istiyoruz artık. Tüm sularımız bitti. Her yer birbirine benziyor zaten. Geçtiğimiz yerleri de hatırlamıyoruz. Bakın adım izleriniz neredeyse silinmiş olacaktı. Güneş bayağı aşağıya indi. Biraz sıcaklık etkisini yitirdi. Her tarafta üzeri kumlarla örtülmüş binlerce yol. Ancak yönünü bilmeyenler için tek bir kader. Burada bazı göçmen kuşlar çöle girip yoğun sıcaklığa kapılıp çölden çıkamıyor. Ve gökten düşerek çekirge ve çöl tilkilerinin de olduğu ekolojik dengeye katkı sağlıyor. Sonunda döndük. Sinirim bozuldu, yoksa videoya gülmedim. Ve gece kum fırtınasından korunaklı bir yerde kamp yapmak abi, için kuzeye doğru hızlı bir arayışa çıktı. Bu iyiymiş bak. Oha! Oğlum burada çöl kayağı yapılırdı lan. Saat 19.30'da hava şapkamızı çıkaracak kadar serinlerken rüzgarın hızı artıyor ve kum fırtınası oluşmamasını umuyoruz. Neyse ki yüksekteki bu konumda güvendeyiz. Yarınki büyük gün öncesi güneşin batışının keyfini çıkarıyoruz. Hayvanlar geliyor. Ha, bir de burada bitki kalıyorlar. Ek olarak çöl tilkileri, yılanlar, kertenkeleler, özellikle Aelirillus örümcekleri, güveler ve kırmızı damarlı yusufçuklar da dahil olmak üzere birçok böcek türü de görülebiliyor. Ay! Bacağım kaşınmaya başladı. Ancak yarın öğlen ulaşacağımız çok en sıcak bölge Gandon Beryan'da hiçbir canlının yaşamadığı, üzerinden bile geçemediği pek çok kaynakta özellikle belirtiliyor. Bu gördüğünüz ağaç nepke ağacı. Gördüğünüz gibi altında bir sürü kum var. Çünkü burada çok fazla kum fırtınası oluyor ve ağaç bu kum...
toprakta kalan birkaç... Topluyor kökünde, üzerinde adeta büyüyor. Çölün elverişsiz konumunda hayatta kalan birkaç bitki türünden biri olan nepka ağaçlarının ufakları her yerde. Üzerinde durdukları tepeler de kendileri... Oğlum bu ağaçlara su da düşmüyor. Bu ağaçlar nasıl yaşıyor? ...ile birlikte büyüyecekler. We're gonna go here. Volcanic mountain. Volcanic area. And here is Gandamaria. Yıllarca etrafından develerle teğet geçenlerin bile zar zor canlı çıktığı bir bölge burası. Yazılan efsanelere göre haftalar süren bazı yolculukların sonuna doğru develer bile bacakları titreyerek dizlerinin üzerinde sürünürlermiş. En gerçekçi gözüken seraplar Allah yolcuların Allah. Yönünü hep şaşırtırmış. Gerçekçi gözüken... Bir dakika, serap mı görüyor şu an? Peki adamın gördüğü serapı biz göremiyoruz değil mi? Bize kamerayı çekse gördüğü serapı. Arkadaşlar sadece şaka yaptım. Ken seraplar yolcuların yönünü hep... Bak senin woman'ına İlhan. Bir daha atarsan time out atacağım. Bak. Bu son turunuzdu. Bir sonraki turunuzda direkt atacağım. Şaşırtırmış. Have you ever come to Gandamaria in summer? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot. And... Limbos bak, Limbos hata yapıyorsun Limbos. Monkey. Very hard. You never come to Gandamaria, you? No, never. Buradaki kum tepeleri ve dağlar sıcak havayı adeta yeryüzüne hapsediyor. Düşük rakımı havanın... Çok sinirlendim, bir dakika time out attım. ...yükselerek soğuma şansını iyice azaltıyor. Yüzeyindeki volkanik kayaların koyu rengi ise güneşi adeta emiyor. Gandamaria'nın yolunda terk edilmiş 2 adet motosiklet tekeri buluyoruz. En yakın yerleşim yerinin kilometrelerce... Ama içinde su mu var yoksa serap mı? ...uzakta olduğu bu cehennemde sürücüye ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Bazı turistler Aralık, Ocak, Şubat gibi serinleyen dönemlerde buraya geliyorlar. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çölü ziyaret etmek İran hükümeti tarafından düzenli olarak yasaklanıyor. We cannot go any further. The stones are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Bu adam da cidden anca şey. Her şey be boy sana. So I require only 2 hours to film here because I need to investigate these stones. How long can we keep here? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Yani bırakıp giderim mi diyor adam? Go, we go back there. Aynen, biz de mail diyeceğiz. Haha, mail. Male. Yeni meme oluşturduk, aynen öyle. Haha, erkekler. Males. Men ya, men yanlış yazdık. Haha, men. Kappa. We wait there for you. You go and do whatever you want and go back immediately. Man kafa. Aha dur buradan bir kelime oyun türetebilirim. As soon as possible. It is dangerous to stay here more. You will go back now? Yeah, we go back now. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see the stones are black and very hit and it may flat the tires or also the damage the engine. So we go back there, wait for you. Tamam like, abi. The temperature is so hot. And so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here. Oha like evet abi arabada çok hararet yapar. 300 or 400 meter to Gandamaria. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking. And this is this big hill is Gandamaria. You need to be careful. Take water with yourself and cover yourself completely and your body. One. Tamam artık ilerleyelim birazcık. Eti arabanın konsolunda bırakıp yola koyulduk. Vaktimiz ve imkanlarımız kısıtlı. Hızlı ve... Oğlum o et pişerken plastik eriyip de ete yapışmasın. Organize olmalıyız. Guys, can you hear me? Yes, bro. I am going to give a report in every 10 minutes. Every 10 minutes, okay. Hiçbir yerde gölge yok.
Her yer irili ufaklı taşlarla, bazaltik kayalarla kaplı. Bu taşlar o kadar sıcak ki onları tutmaya hiçbir el dayanmaz. Oo, burası çok acayip. Dünyadan çok Mars yüzeyine benzeyen koca bir alan karşılıyor. Evet abi, vallahi Mars gibi. Başka bir gezegene adım atmış gibi hissettik kendimizi. İşte gezegenimizdeki en sıcak noktaya geldik. İnanamıyorum. Burada ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum. Her yer çok sıcak. Ayaklarımda hissedebiliyorum sıcağı. Siyah olmayan bir yer yok zaten bahsettim. Ve siyah olan yerler yanıyor şu an. Karşı tarafta dağları görüyorsunuz. Bu dağlar aslında... Abi, siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Mars değil ya, ay diyecektim, yanlış söylemişim. Ayın yüzeyi gibi. Geride de devam ediyor. Bakın şu ilerisi sanki adeta yanıyormuş gibi. Sıcaklığının yükseldiğini görüyor musunuz bilmiyorum ama bu çevresi dağ olduğu için dağ sıcak havayı buraya hapsediyor ve sıcak hava hiç çıkamıyor. O yüzden burası çok sıcak. Kayaların rengi, bazalt yapısı zaten güneşin ışınlarını daha çok çekiyor. Tek sıcaklığı adım attıkça insanın dayanıklılığını ve hiçbir canlının meydana gelmiş magmatik bir faaliyetin sonucunda oluştuğu ve lavların içinde gaz salınımıyla taşlarda gözeneklerin oluştuğu tahmin ediliyor. Dünyamızda ölçülmüş en yüksek sıcaklığı gayri resmi bir şekilde ölçmek üzereyiz. Burada bir insanın yalnız bırakılması ölümüne eşit. Arkadaşlar gitse mümkün değil, buradan kurtulamayız. İnsanın doğasına tamamen aykırı bir noktadayız. Gandomberyan'da hiçbir canlının yaşamadığı ile ilgili bir sürü makale mevcut. Şu an mevsimin en sıcak olduğu dönemde ve günün en sıcak olduğu saatte buradayız. Ve dünyanın en sıcak yerindeyiz. Suyumu çok dikkatli kullanmalıyım. Şimdi sıcaklığı yerden... Yokluktan da gelmedik. Suları doldursaydınız ya. 1,5 metre yükseklikte ölçeceğim. Ve gölgede olması gerekiyor bu ölçümün. O yüzden yanımızda şemsiye taşıyoruz. Kendimiz için değil. Burada rüzgar var ama rüzgarın var olması demek buranın serin olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü rüzgar ateş gibi esiyor. Şu an vücudumun her yerinde ateşi hissediyorum. Elim yanıyor biliyor musun? Kamera siyah ya. Dokunduğumuz her metal parça yakıyor. Bu şemsiyenin siyah olmamasının bir sebebi var. Bu ölçümün adil olmasını istiyorum. Ayaklarım yanıyor gerçekten. Çok bir yerde durunca, bekleyince sıcaklık iyice artıyor. Şey gibi, hani plajda terliğin uzaktadır da denize koşarsın ya, ayakların mı yanar? Acaba o plajın o kumu kaç derece? Hani öyle kafamızda oluşturabiliriz aslında. Önce bir yeryüzü sıcaklığını ölçelim. Ayağım yanıyor şu an. Hatta abi yanıyor. Error veriyor hep ya. Error yazıyor. Evet, sıcaklığı ölçebilir ama sıcaklığı olamaz. Termometreyi soğuk suyun yanında bekletip biraz soğutup tekrar deneyeceğiz. Gölgeyi yaklaşık bir dakika boyunca sağlamaya çalışıyorum. Ulan, ki adil bir ölçüm ya, olsun. Yazık ha. Konuşamıyorum. Bu zaten çalışmıyor, hiçbir şey göstermiyor. iPhone'un tekrar çalışabilmesi için soğuması gerektiği yazıyor. Şimdi bunun güneşteki sıcaklığını ölçeceğiz. Çünkü bizim hissettiğimiz güneşteki hava sıcaklığı. Gördüğünüz gibi hiç gölge yok. Saklanacak hiçbir yer yok. Güneş çok acımasızca düştüğü yeri yakıyor. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Başım çok... Guys, it is 30 minutes in. We're fine. Roger that. Is everything okay there? Everything is okay here, but the temperature is still getting high and high. Güneşin kudretini tüm hiddetiyle tepemde hissedebiliyorum. Kalbimin atış hızının arttığını fark edebiliyorum. Titriyorum. Vücudumuzda istemsiz titremeler bir saati doldurduktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Konuşamıyorum. Çok yoruldum artık. Halim kalmadı. Çok duraksamak zorunda kalıyorum. Su. Su molası. Kamera o kadar sıcaklaşmış. Elini çıkardın mı? Abi! 3 saniyeden fazla tutamıyorum. Metal olan her şey şu an yanıyor. Elini çıkardın mı eldivenden? Oğlum yazık mı? Soğuk değil ama benim elim titriyor. Hem de eldiven olmasına rağmen kameranın temas ettiği yerler kırmızı ve acıyor. Adamın eli pişmiş lan. Adam o kadar parlak ki. Böyle mümkün değil gezemem. Farklı bir şey deneyeceğim. Hata mesajı veriyor, error yazıyor. Kumun içine gömdüğümde yine kapandı. Of. Alnımızı ölçsek, alnımızı. Ah, çalışıyor. Gel. 68.6. 69.2. NASA'nın ölçtüğü değere iyice yaklaştık. NASA kaç ölçmüş? Kum fırtınası çıktı. Burada çok fazla fırtına oluyor. Burası tam bir cehennem. Can you hear me, my friend? Oğlum çekiyorlar ya adamı. Gelmişler işte falan diyormuşum. Yok yok, şaka. Hey dude,
Telefonu kumun üstünde unuttum. Aaa! O hey, telefonun dude. Bataryası patlar lan. Telsiz konuşuyor. Hey, Framboas. Maybe he's recording something that... Maybe he's far away. Just wait 3 minutes. Yetiş yetiş, adamlar sizden ümidi kesip gidecekler. Guys, here. Can you hear me? Yeah, can you hear me? Yes, we're fine, no problem. There was a sandstorm just around here. We were filming it. I couldn't reply to you. Remember that you are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. Abi dönün artık, yeter ya. Çalışmıyor. Bu da bozuldu. Evet, uç kısmı sıcaklığa dayanabilir. Fakat mekanizmanın olduğu bu kısım da yerdeydi. Bozuldu galiba sıcaktan. Dayanıklı değil burası. Bunun da işi bitti. Lazerli termometre error veriyor. Çalışmıyor. Termometre de bozuldu. Yanıyor. Çay veya kahvelerin yaklaşık 70 santigrat derecede servis edildiğini düşünürsek, yere çıplak ayakla basmanın ne gibi bir sonuç doğuracağını tahmin etmek güç değil. 23 Haziran tarihinde yüzey sıcaklığını 69.2 santigrat derece ölçtük, hava sıcaklığını ise gölgede 48.5 santigrat derece, güneşte 54.1 santigrat derece ölçtük. NASA yeryüzünden yayılan sıcaklığı uzaydan tarayıp kızılötesi saptamalar yaparak yüzey sıcaklığını 70.7 santigrat derece ölçmüş ve yüzey sıcaklığı rekorunu Lut Çölü'ne vermişti. Bu tip ölçümler en fazla 1 kilometre karelik bir alana kadar detaya inebilir. Bu alanlardaki ortalama sıcaklık değerlerini okurlar. Çözünürlükleri kusursuz değildir. Geçerli bir otorite en doğru zamanda buraya gelip burada bir meteoroloji istasyonu kurarak hava sıcaklığı ölçümleri yapmalı ve 1913'te Ölüm Vadisi'nde belirlenmiş 56.7 santigrat derecelik hava sıcaklığı rekorunu tazelemeli. Dünyadaki sıcaklıkların her... Ay ne kadar kaymak gibi duruyor, baksana. Şöyle bir kum parçası elimle avuçlayasım geldi. Daha da artması bu rekorun artık miadının dolması gerektiğinin bir diğer habercisi. Telefonu yere de bırakmıştım hatırlıyorsanız. Yere bıraktığımda kenarlarını plastiğinin yandığını gördüm. Şu taraflar yanmış. Alt tarafta çok bir iz yok. Çünkü yere koyduğumda alt taraf havada kalıyor biraz. Kenar tarafları taşa temas ediyor. O can hala burada mısın? Görüyor musunuz? Ah. Tamam, dönüyoruz artık. Oy. Ölü bir alt türünü görüyorsunuz. Halk arasında peygamber devesi olarak da biliniyor. Ölü bir çekirge kalıntısı buldum. Peygamber o kadar kuru ki parçalamak istemiyorum. Congratulations man. Perfect. David. Rui, sanki 5 yaş yaşlanmışsın. Tüm enerjini almışsın cephane. Oh, oğlum var şimdi, eve bir gidecek, bir duş alacak böyle soğuk soğuk. Oh. Neden kimse yok mu? It's time to cool down. So lan. I'm checking his body. Videonun başından beri bunu istedim ya. En sıcak yerde kendi ateşini ölçmesini istemiştim. Temperature 37.7. 132. Also, I keep forgetting it. How is the meat? I put slice of meat there. Ön tarafı biraz pişmiş, arka tarafı daha iyi. Oha, o kadar sıcak ki sanki bizim etimiz de pişer. Tavadan çekiyorum. Kokusu da pişmiş gibi ağır. Ortasının tabii kalmaya daha çok ihtiyacı var. 2 saatte bu kadar oluyor. This is a surprise for you? Yes, I'm surprised. So we are debunking a myth then. Animals actually do live in Gondomberia. Çöl seferimiz aynı zamanda bize internette dolaşıp... Belki o böcek arabanın içine girmişti. Siz daha az sıcak yerdeyken, siz daha çok sıcak yere gittiğinizde arabayla seyahat etmiş olmuş da olabilir. Duran yazın eriyen araba videolarının da kurgu olduğunu gösteriyor. Bir arabanın parçalarının erimesi burada bile bir günde değil, belki bir haftada ancak mümkün. Ne oldu? Neden kanıyor bunun? Abi. Because of the heat. Ah, kan gösterme. So hot as you see. My hand is burned. I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here. Evet abi, benim araba, bizim otoparkın üstü açık değil, kapalı. Ay, üstü kapalı değil, açık ya.
Araba mesela tüm gün duruyor. Arabaya bir biniyorum, direksiyona dokunamıyorum abi. 2-3 dakika öyle direksiyona dokunamıyor. Burayı tahmin bile edemiyorum ki, İstanbul'da bile öyle. Eşsiz topografyasıyla burası 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de dahil edildi. Çok zor bir belgesel bölümünün sonuna gelmiş olduk. Artı 70 santigrat derecelik yüzey sıcaklığında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seyahatte gerçekten her anımda yanımda olan, doğada hayatta kalma, barınak yapma gibi becerileriyle bana rehberlik ederek bu belgeseli çekmemi sağlayan Ahmet Çenet'e de çok teşekkür ederim. Beraber Lut Çölü'nde günler harcayarak, çölde onun yaptığı barınakta kalarak bu belgeseli hazırlamış olduk. Kendisi de Lut Çölü'nde bir video çekti ve bu videoda anlatılmayan çölün diğer yüzüyle alakalı çok önemli görüntüleri kayda aldı. Dünyanın en sıcak noktası Lut Çölü'nün ortasında bırakılarak güzel videoydu. 24 saat boyunca 70 derecelik yüzeyde neler yapılır bunu gösterdi. Artı 70 derecede hiçbir yardım almadan çölün ortasından nasıl çıkılır? Bu süre içinde neler yaşanır? Süreç neler doğurur? Başka... bu video da değişmiş. Bunu da başka zaman izleriz. Nesin bazen sesini hiç rahat etmiyor, bazen de Jazzy Secret. Bazen sesimi hiç rahatsız etmemesi sanki çok güzel bir özellikmiş gibi üstüme iltifat alamayacağım onu. Arkadaşlar ne oluyor? Chatte sakinlik. Chatte sakinlik. Vallahi gerçekten ben Ruhi Chat'te sorsalar çektiğin en zor video hangisiydi diye kesin olarak bunu söyler eminim. Helal olsun. Bu arada abonelikleri okuyayım hemen, sonra şuna bakacaktım. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.